Nasılsın Hasan hocam, hoş geldin. Şükür vallahi hocam. Sen nasılsın, iyi misin? İyi, Allah'a şükür ya. Ya bugün şeyden bahsetmek istiyorum. Bana şu konuyla ilgili çok hasta geliyor. Mesela hasta kür yapmış kendine. Kürden sonra işte cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu ile ilgili hastalar geliyor. Her yaş grubundan geliyor. İşte 20 yaşından 40 yaşına, 50 yaşına kadar birçok insan geliyor. Sizin de başınıza geliyordur bu tür olaylar. Görüyor Hocam, musunuz sıklıkla? yani çevremizdeki insanları biliyorduk ama Türkiye'nin her yerinden hemen hemen insan aradı yani. Tabii ki bizim çevremizdeki insanlar İzmir'le sınırlı. Bununla ilgili dedim, özellikle söz verdim bununla ilgili, mesela beraber cevap verdim hocamla dedim. Arkadaşım birine çok uzun süre, 20 haftalık bir yaptıkları kürü de söyledi hatta. Çok uzun süre nonandrolon grubundan kullandırmışlar. Çok ciddi uzun süre. Neyse, kısa keseyim lafı. Bunun şu an tedavi süreci bitmek üzereymiş. Yani hocam dedi, hemen hemen dedi bir bitti hatta dedi. Şu an dedi sürekli dedi bir dedi düşüklük var dedi. Cinsel isteksizlik çok fazla var dedi. Gidiyorum dedi mesela dedi, bakıyorum dedi. Östrojen seviyesine baktırıyorum dedi. Progesteron seviyesine baktırıyorum dedi. Prolaktine baktırdım dedi. Hepsi normal dedi. Total testosteronum çok yüksek dedi. Serbest testosteronum yükselmiş dedi. Ama dihidrotestosteron yükselmiyor dedi. Yani. Dihidrotestosteron yükselmiyor. Tabii dedim, cinsel isteksizlik yapar. Bununla ilgili dedim Ömer hocamın da bilgisi dedim, tabii ki dedim daha çok vardır, bununla ilgili bilgisi vardır. Estağfurullah. Sizden hocam bir şey alıyoruz. Bilgi alalım. Vallahi yani şöyle, şimdi bizde çalışmalar var. Mesela testosteron, total testosteron, serbest testosteron normal olduğu halde dihidrotestosterona bakın diyorlar. Hastada cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu varsa dihidrotestosteron seviyelerine de bakın diyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Herkesin 5 alfa redüktaz sistemi aynı şekilde çalışmıyor. Şimdi 5 alfa redüktaz testosteron hidrotestosteronu çeviriyor ya. Burada Evet hocam. mesela prostatın kendine has, kas hücrelerinin kendine has 5 alfa redüktaz enzim sistemleri var. Mesela testosteron kasa girdiği zaman sendeki bendeki hidrotestosterona dönmesi, prostatta da aynı şekilde dönmesi çok daha farklı oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela normalde kanda hidrotestosteron 1 ise şeyde prostatta bu 50'ye 100'e kadar çıkabiliyor. Prostat kendi kendine hidrotestosteron üretmeye başarıyor. Evet hocam. Ama tabii kanda bu seviyeler olmuyor. Burada hidrotestosteron seviyesi düşükse tek yapılabilecek bir şey var. 5 alfa redüktöz enzimi ilacı yok yani, onun benim bildiğim kadarıyla. Normal total testosteronu arttırarak ancak hidrotestosteron arttırılabilir. Bir de hidrotestosteronun jelleri var. Andraktil diye bir jeli var. Belki duymuşsundur. Evet hocam. O da piyasada bildiğim kadarıyla yok. Kaçak getiriyorlar. Piyasada da ben sözünüzü böleceğim. 5 yılında Kıbrıs'taydım. Ya 2005 ya 2009 yıllarında Kıbrıs'ta bulundum birer yıl. Ya 2005'te ya 2009'da Kıbrıs'ta duydum ben o jeli. Andraktil değil mi? Andraktil Aynen, var. Andraktil'de Yurt dışında İngiltere'den var o geldim. jeli. Ama şöyle, o jeli kullandığın zaman da çok güzel hidrotestosteron arttırıyor vücutta. Yaklaşık 5-10 katına kadar çıkartıyor hidrotestosteronu. Evet. Orada şey kullanılabilmiyor. Hatta onu şeyde de kullanıyorlar. Böyle, peygamber sünneti yapmadan önce biz penisi büyütmek için falan da kullanıyoruz. Şeyde normalde çocuklar için bahsediyorum tabii. Orada da kullanılıyor bu andraktil jel. Şu anda Türkiye'de legal formu yok bildiğim kadarıyla. Bir ara vardı galiba, bir ara vardı. Ama hidrotestosteron ancak o şekilde yükseltilebilir yani. Ya Hidrotestosteron... şöyle, buyur hocam. Söyle söyle, buyur abi. Ya şey diyecektim hocam, ya farkında mısın, aslında bu konuştuğumuz konudan aklıma direkt bir şey geldi. İnsanlar hani mesela bununla ilgili, mesela geçen çok detaylı bahsetmedik ama konuştuk ya, her videoda daha detaylı değineceğiz diye. Şunu farkında mısınız? Mesela bu arkadaş bana hidrotestosteronum yükselmediği için cinsel isteksizlik çok fazla var ki, ben orada mesela bir sohbeti geçti. Kimi insanlar da bunu yükselmesin diye uğraşıyor. Kimi çok yükselmiyor. Yani şunu söyleyeceğim. Aslında bu kadar ince hassas noktalar, hormonları bozmak bu kadar çok problemli bir durum. Ama hala bunun bilincinde olmayıp insanlar ne kadar rahat her şeyi kullanıp her şeyi danışmadan kendi kafasına göre Ahmet hocamdan, Mehmet hocamdan duydum deyip ne kadar rahat kullanıyorlar, O farkında sıkıntı mısınız? ya, aynen doğru ya. Şimdi mesela hidrotestosteronu düşürmek için de aynı zamanda şey yapıyorlar. İşte saç dökülmesini engellemek için bir sürü ilaç kullanıyorlar, işte Proscar, Avodart gibi. İşte bu Avodart'ı
ya da Proskor'u kullandıktan sonra dihidrotestosteron düşüyor. O özellikle bunu saç ekim merkezleri ekimden sonra veriyor. Saç ekiminden sonra veriyor. Yeni ekilen evet. Saçlar dökülmesin diye. Bu kullandıktan sonra bana işte boşalma bozuklukları, cinsel isteksizlikler, meninin sıvılaşması gibi şikayetlerle gelen birçok hasta oldu bana. Yurt dışında hatta bunun derneğini kurmuşlar. Proskor kullanıp da işte sıkıntıya giren insanlar dernek kurmuş yani. O kadar sıkıntıya girmişler ve onlar dernek kanalıyla ilaç şirketine mahkeme açmaya çalışıyorlar yani. Büyük tabii milyonlarca dolar dönüyor orada piyasada. Dediğim gibi hakikaten sıkıntı yani. Dihidrotestosteron çok önemli bir yapı. 1968 yılında testosterondan çok 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 yıllar sonra keşfedilmiş, bulunmuş. Yani ama önemli gerçekten, çünkü en potent testosteron türevi benim bildiğim kadarıyla. Yani dihidrotestosteron olmasa ne prostat gelişiyor, ne penis büyüyor, ne skrotum dediğimiz torbalar büyüyor. Testosteron evet, çok daha aktif bir bileşen yani. Bir kan tahlili ver dedim. Durumun ne vardı? Mesela en basit örnek dedim, prostatınla ilgili sorun olabilir dedim. PSA seviyelerine baktır deyince ilk söylediği cümle şu oldu. Hocam dedi, ben daha 2 ay önce dedi prostat dedi tedavisi gördüm dedi. Çok yüksekti dedi. Bununla ilgili de hatta dedi hala devam ediyor mu dedi. Onunla ilgili çok kısa konuştuk. Çok fazla aslında anlaşamadı. Aklımda da çok fazla kalmadı. Yani şunu söyleyeceğim. Prostatla ilgili problemi olan bir adam küre başlayacaktı farkında olmadan. Evet, sıkıntı. Geçen bana da bir hasta başvurdu. Hani testosteron replasman tedavisi istedi sadece. Böyle hani kür falan diye, ben zaten kür vermiyorum ama hani o hastanın PSA'sı 8 geldi. 8 geldi. PSA 8 değerleri bayağı yüksek. O prostat kanseri soru işareti. Büyük bir soru işareti ortaya çıkıyor. Tabi o süreçte hani bir de testosteron arttırırsan hastalığın alevlenmesini, birden hızlanmasını sağlayabilirsin. Biliyorsunuz bizim de hani bu genetikle ilgili mesela bahsettiğimiz aileden gelir mesela konusu. Aslında ben, insanlar şu an fark etmedi belki benim şu an söylediğim kelimeyi ama PSA seviyeleri, biliyorsunuz, seviyeleri çok yüksek olursa prostat kanserine doğru hani artık iş çok ciddi boyuta gitme şey var. Hani şey zannediyorlar ya, biz bunu kürde düşürürüz kafasına giriyorlar insanlar. Böyle bir düşme şansı yok. Bu artık Allah korusun yani. Bundan sonraki seviye kemoterapi olur yani. Bununla ilgili artık orada ne düşür? O zaman Euroloğun eline düşerler valla. PSA yüksek. Lan diyor. Hocam bir de videonun altında bir soru var. Bir arkadaş çok rahat bir şekilde şey yazmış. Ya demiş, kür yapmaya ne gerek var? Aslında vücudumuza işte aromatize ilaçlar alıp aromatizasyon atıyor. Mesela Arabidex kendi diliyle mesela. Evet. Çünkü onun hayatında bir Arabidex duymuş. Onun haricindeki diğerlerinin haberi yok. Çok sert bir de demiş, çok sert gidiyor ha. Kesiyor mu oraları? Çok sert gidiyor. Hocam kesmek yok. Ne dedik? Arkadaşım biri de hatta yazmış. Doğal olun hocam demiş. Çok güzelsiniz demiş. Pozitif karşılamalar. Eleştiriye çıkamaz. Şey yazmış mesela, bir de altına ya demiş, bir tane progeron kullanırım demiş. Bir tane demiş Arimidex tapam demiş. Ya ne gerek var? Ama abi onlar hep olacak ya. Hep olacak onlar abi. Ya şimdi adam orada hiç bilmiyor olabilir. Ama oraya yazar. Ya işte şöyle yapsam, böyle yapsam filan da. Şimdi onu kale almamak. Altına da arkadaş baskılar falan bir şeyler yazmış da, bir kere şunu da ben kendi yani nacizane size hani şey olmasın şu an. Yani şunun farkında değiller. Progeron tek başına LH etkisi gösteren bir şey değildir. Yanlış mıyım hocam? Aynen abi, aynen. Yani LH düşürür hatta. Yani progeron kullanma amacımız bizim kür esnasında yükselmiş testosteronun globulini düşürmek için. Yani sex binding hormonunu kullanıyoruz. Arkadaşlar bunu tam tersini zannediyorlar yani. LH etkisi gösterip sürekli testosteron yükselecek sanıyorlar. O şöyle düşünüyor olabilir abi. Yani ben zayıf bir anabolik etki alayım. Benim yeter yani. Bana hani hafif bir serbest testosteronu bir arttırayım işte. Şey gibi düşünmüyor tabii abi. Yani mesela müsabaklar ya da daha bu işle ciddi bakan insanlar gibi değerlendirmiyor. Hani şöyle de bir şey var. Adam mesela diyelim testosteron 300. Ben çıkarttım onu 900'e. Bu adam fayda görüyor. Bir miktar fayda görüyor. Eskiden testosteron düşüktü ya. 3 katına çıktı. O adam bir miktar fayda veriyor ama seni etkilemez mesela. Testosteronundan sen kaçmaz bile yani. Ya bunu genelde hop yapıyorlar. Lebimi atıyorlar ya böyle. Seni etkilemez ya. Ama o adam da testosteronun 3 katına çıkartmış oluyor. Tabii bir miktar fayda görüyor yani. Baktığın zaman. Bununla ilgili mesela kür yapan kişi de mesela post-cycle'da kullanıyor. Yani ben düşünmüyorum. Hatta tam tersi, normal LH etkisini göstereceğiz zaman mesela
HC'in tam etki göstereceği zaman bence tam tersi, bununla ilgili tam tersi yani etki yaratabilir bence. LH etkisini de baskılayabilir. Doğal üretimini baskılayabilir yani Proviron. Evet. Zaten bir miktar, bir miktar baskılıyor. Var yani, yapım çalışmaları var. Ben onu videoda göstermiştim. Ama uzun dönemde. Çok fazla baskılamıyor ama çok böyle bir tip, hafif bir tip baskılıyor. Ama şey değil yani, böyle dediğin gibi çok yüksek bir miktarda baskılamıyor. Proviron'u bıraktıktan sonra da herhangi bir tedavi almana çok gerek yok yani. Diye düşünüyorum ben yani. Yani şunu mesela beraber aslında şöyle bir şey yapalım ya, bir PCT örneği gibi mesela atıyorum, aklına belki vardır insanların, şöyle bir ufak bir böyle bir bilgi versek. PCT ile mi ilgili? Mesela biraz ben mesela atıyorum hep şey diyorlar ya, hocam kür bitti nasıl PCT yapacağım, nasıl PCT yapacağım gibisinden, post cycle yani, terapiden bahsediyorum. Kendine zarar vermeden evet. Değil mi? Evet. PCT aslında anlatılabilir. Ama ben onlara çok bulaşmak istemiyorum. O senin konun aslında. Ya ağır PCT. Ya, ağır kürden sonra PCT. Ben mesela açıkçası kesinlikle kür daha bitmeden mesela HCA'ya başlamalarını tavsiye ediyorum. Ha, şey son iki hafta. Mid-cycle PCT var bir de. Mid-cycle. Aynen. Vallahi abi onlar kas için yani. Şimdi onlar hani senin gibi profesyoneller için bu konuda bu yolu yürümek isteyen insanlar için önemli. Neden önemli? Adam HCG'yi diyor, ben diyor ortasında mı kullansam diyor, bittikten sonra mı kullansam diyor, kas için daha iyi gelecek diyor, kaslarıma daha iyi gelecek diyor. Ya da işte ben bir kendim daha iyi rehabilite edeceğim diyor. Tabii yani ben açıkçası kür bitmeden, bir şey yapmadan ben kimseyle şey yapmıyorum. Çünkü hala anabolizm ilaçları kullanmaya devam ediyor kişi. Zaten o konuda ben hani karşıyım o olaya yani, eğer insan müsabık değilse, hani sırf plaj için yapıyorsa, bu işler için yapıyorsa ben çok doğru bulmuyorum tabii, ama herkese saygım var. Yani bu görüşte isteyen kullanır, isteyen kullanmaz, bir şey diyemem ona. Ama dediğin gibi yani o önemli bir ayrıntı yani. HCG'yi ben içeride mi kullanayım, dışarıda mı kullanayım, önemli bir ayrıntı. Sen ne düşünüyorsun abi o konu için? Hocam HCG'yi ben şey düşünüyorum yani, açıkçası mesela yani hadi yaptın artık yani, bunları dediğim gibi tavsiye etmek değil artık yani, bu işin tedavi kısmına gelelim, sağlık kısmına gelelim. Mesela 12 haftalık bir kür yaptıysa 10. haftasına başlamasını tavsiye ederim. Değil mi? Kürün sonuna doğru artık testisler uyarsın. Yani 10. haftasına başlamasını tavsiye ederim. Bir de çok yani, şeyi çok soruyorlar. Dekapeptidi çok soruyorlar. Dekapeptidi. Ya dekapeptidi şundan hocam. Dekatigi mesela, hatta şey şu an duymuşsunuzdur. HCG mesela yok. Piyasada yok. Yok. O vitrel yani, var ya. Yunan vitrel yapıyorlar. Açık söyleyeyim, piyasa ağzıyla konuşuyorum. Şu an Yunanistan'dan geldi, Bulgaristan'dan geldi, bilmem nereden geldi diye bir şeyler verip duruyorlar insanlara. Buna güvenmeyen insanlar da şu an dekadikle bunu düzelteceğini zannediyor, ama ben şunu da söylüyorum. İlk vurduklarında tamam bir etki hissedebilirler, ama tamamen ondan sonraki ters etki yaratmaya başlayacak. Tabii. Biz yani bunu çok açılımını neden böyle oldu, neden şöyle oldu diye değil de, ben tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Dediğim gibi ilk vurduklarında bir etki hissederler belki. Çok hafif bir mesela atıyorum bile yaşta böyle bir hissetme olacak, ama ondan sonra tam tersi etki yaratmaya başlayacak yani. O yüzden Aynen. Bir de şey var zaten, dekapeptidi biz prostat kanserine kullanıyoruz ya. Yani prostat kanserinde testosteron tamamen sıfırlamak için kullanıyoruz. Tamamen oradan yok etmek için kullanıyoruz. Ama bizim kullandığımız doz bayağı bir yüksek tabii. Şimdi o piyasada kullanılan tüp bebekte kadınlar için aslında kullanılan dozu var. İçinden 5 tane çıkıyor. O kadın onu sürekli yaptığı zaman FSH, LH'i tamamen sıfırlıyor, tamam mı? Ondan sonra yeni döngüye sokacakları zaman tüp bebek için döngüye hazırlıyorlar kadını. İlacı kestikleri zaman birden FSH, LH tak diye çıkmaya başlıyor. Sonra kadını tüp bebek şeyine sokmuş oluyorlar, periyoduna sokmuş oluyorlar yani. O yüzden kullanılıyor, ama dediğin gibi ilk dozunda bir ateş flare etkisi denilen bir olay var. O flare etkisi işte ilk dozunda bir LH etkisi yaratıyor. LH etkisiyle beraber işte bir testosteron artışı oluyor. Dediğim gibi bence tehlikeli bir şey yani. Devam eden dozlarda LH sıfırlıyor çünkü. Ben mesela o süreçte genelde herkese bir psikolojik olarak mesela atıyorum. Yani psikolojik, fizyolojik artık ne dersen de hocam adına, bir düşüklüğün mesela yükselme sebebini şuna da bağlıyorum mesela. Tabii ki doğal olarak şimdi vücuda çok fazla testosteron alınıyor. Evet. Bu alınan testosteron biliyorsunuz doğal olarak vücuttaki çinko depolarını da boşaltıyor. Tabii. Yani çinko depolarını boşalttığı için bir mesela atıyorum yani
Ki o süreçte ciddi mesela günde hemen hemen 150-200 mg yakın çinko alması lazım. O çinko depolarını hızlı bir şekilde doldurmak için. 200 çok değil mi ya? Hocam şöyle, genelde mesela çok ciddi uzun süreli kürlerde gerçekten tamamen boşaldığı için kendini bir süre toparlaması için ilk bir hafta ben 200 mg açık söyleyeyim kendimi o şekilde kullanıyorum. Bana da mesela şeyde çok yüksek dediler. Ben mesela hani konuşuldu madem bunu da ben tamamen kendi, o zaman kendi terapimden örnek vereyim. Kendi tedavimden örnek vereyim ben mesela. Ben Norvedex'e tamoksifen mesela alıyorum. Bunlar aynı anda başlıyorum. Şey, klomifenle pardon. Aynen. Tamoksifen aynı. İlk başladığım gün mesela tamoksifen 60 mg ilk gün yükleme gibi başlıyorum mesela. Bir daha, bir daha ondan sonra edebilir misin? Bağlantıda bir problem oldu da. Baştan hocam, en son tamoksifen 60 mg veriyorum dedi.